Fobilerin hemen hepsi insanın ruhunda tahribat yaratır. Hepsi sıkıntı vericidir. Çünkü yaşamı engeller. Ama uçuş fobisi bunların içinde en zor olanlarından birisidir. Çünkü günümüz dünyasında uzun yolculukların çoğu uçakla yapılıyor ve eğer uçamıyorsanız pek çok ülkeye gitme, hatta orada iş yapma, gezme ve yaşama haklarına da sahip olmuyorsunuz. Peki uçuş korkusundan nasıl kurtulunur? Bu sorunun cevabı uçuş fobisi uzmanı Doktor Mustafa Güvedi'de. Uçuş korkusunu yenmenin ilk aşaması havacılık hakkında bilgi sahibi olunmasının önemine değinen uzman doktor Mustafa Güveli, uçak fobisi olan pek çok kişi de günlük yaşamlarında cesur, atik, başarılı kişiler olduğunu belirtiyor. Uçuş korkusu insanların birçoğunda görülebilen bir korkudur. Diğer korkularla beraber görülebildiği gibi bazen yalnız başına da insanlarda uçuş korkusu ortaya çıkabilir. Bunun için illa bir uçuşla alakalı kaza geçirmek ya da bir kötü bir deneyimle baş etmek zorunda olmanıza gerek yok. Bazen başka insanların yaşadıkları korkular, uçak düşmesi ya da benzer bir takım durumlar uçuş korkusunu tetikleyebilir. İnsanlar uçuş ve uçuşla alakalı bir takım işlemlerden kaçınırlar. Bazen havayolu şirketinin internet sitesine girip bir bilet alma işi bile çok ciddi sıkıntıya sebep olabilir. Zaman zaman uçağın içerisine girdiğinde nefes daralması, kaygı, tedirginlik, huzursuzluk, ellerin ayakların uyuşması ve ciddi manada uçuşla alakalı her şeyden kaçınmaya ait bir takım sorunlar yaşanabilir. Eğer kişi hiç uçmayacaksa ya da hayatında uçuşla alakalı bir alakası yoksa o zaman ciddi bir sorun yaşanmadan hayatını sürdürebilir. Ama bir iş adamı ya da işte bir öğrenci yurt dışında ya da başka bir şehirde işi olan bir insan eğer uçuş fobisi, uçuş korkusu yaşıyorsa o zaman ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. İşini takip edemiyor. Bir deplasmana gitmek zorunda olan bir antrenörü ya da futbolcuyu düşünün. 24 saat boyunca yolda otobüsüyle, arabayla ulaşması mümkün olacağı bir mesafede deplasmana gittiğinde nasıl başarısız olacaktır? Ya da bir iş adamı bir toplantı için 3 günü, 5 gününü vermek zorunda kalırsa nasıl sorun yaşanacaktır? İşte uçuş korkusu insan hayatlarındaki oluşturdukları kısıtlamayı çok ciddi problem haline dönüştürdüğünde bizim koyduğumuz bir tanı. Uçmaktan korkmak ve onunla alakalı kaçınmalar. Peki biz bunu tedavi etmek için ne yapıyoruz? Uçuş korkusunun acaba başka bir sebepten kaynaklanıyor mu diye bir ön görüşmeler yapılıyor uçuş korkusu, uçuşla alakalı kaygısı olan insanlara. Uçuş fobisi tedavi programı düzenleyen uzman doktor Mustafa Güveli, uçuşla ilgili olumsuz algı ve yanlış düşüncelerin değiştirilmesi, pozitif koşullanma, sistematik duyarsızlaştırma, gevşeme tekniklerinin öğretilmesi ve üstüne gitmeyle fobinin yenilmesinin mümkün olduğunun altını çiziyor. Ciddi bir başka problem yoksa, sadece uçuş korkusu varsa ya da yanında ciddi bir anksiyete kaygı bozukluğu yoksa o zaman biz kişileri uçuş fobisini yenme programı içerisine katıyoruz. Bununla alakalı yapılan en önemli şeylerden bir tanesi uçuş dinamiklerini anlatmak, uçuşla alakalı bilgileri vermek, uçuş güvenliğiyle alakalı kişileri bilgilendirmek ve ardından kişiyi korkularıyla yüzleştirmek. Korkularla alakalı yapılan temel davranışçı tedavi metotlarında en önemli yer kişilerin uçuş ya da başka korku kaynaklarıyla, objeleriyle yüzleştirilmeleri. Biz uçuş korkusu programında kişileri uçakla, uçuşla ve uçuş dinamikleriyle yüzleştiriyoruz. Önce uçuş güvenliğiyle alakalı kaptanımız kendisine bilgi veriyor. Gerek kabin simülatörü ya da kokpit simülatörü, biz bugün için kokpit simülatörünü kullanıyoruz çünkü insanlar arka tarafta kabinde otururken ne oluyor ön tarafta bunu bilmedikleri için de korkuyorlar. Bir kaptan bir uçağı nasıl uçuruyor, uçuş sırasında ortaya çıkan süreçlere nasıl müdahale ediyor, uçuş güvenliği nedir? Bununla alakalı bir saatlik bir sanal uçuş ve simülatör uçuşuyla kişi bilgilendiriliyor ve ardından gerçek uçuşla kişinin uçuşta deneyimini ve tecrübesini artırıyoruz ve böylece birçok danışanımız da birkaç saatlik bir çalışma sonrasında yaşadıkları korkudan dolayı kaçınma reaksiyonlarını önlemiş oluyoruz. Hafif bir kaygı kalabiliyor ama denedikçe yeni uçuşlarla birlikte uçuşta yaşanılan sorun ortadan %90 oranında kalkıyor. %10'luk bir kısmı var ki onlar için biraz daha fazla uğraşmak gerekiyor. Sevgili seyirciler, reel sektör kısa bir aradan sonra devam edecek.